İstanbul Avcılar'da uzun süredir faaliyet gösteren ve 2 ay önce devredildiği ileri sürülen fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler elektrik ve doğalgazları kesilince neye uğradıklarını şaşırdı. Buraya faturalarımızı düzenli olarak yatırıyorduk. Ondan sonra bir baktık, bir gün zabıtalar geldi, burayı mühürledi. Ne oldu falan deyince baktık ki faturalarımızın hiçbiri ödenmemiş. Yaklaşık olarak 3 fatura, herkesin 3 faturası ödenmemiş. Faturalarının ödenmediğini fark eden vatandaşlar merkezin önüne geldiklerinde ise yerin mühürlendiğini görünce karakola giderek şikayetçi oldu. Avcılar Merkez Mahallesi'nde uzun süredir faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi 2 ay önce el değiştirdi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen mahalle sakinleri gelen kesme tebligatlarıyla niye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar evlere gelen kesme tebligatlarıyla fatura ödeme merkezine gitti. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine gelen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit ederek sözde fatura ödeme merkezini mühürledi. Çalışanlar iş yerinin mühürlenmesiyle kayıplara karışarak kaçtı. Belediye geldi işte, burayı mühürledi. Ondan sonra işte buraya bir vatandaş geldi, camları falan işte kırdı. Gitti. Yani çoğu kişi mağdur bizim gibi. Artık gerekli mercilere de burada şikayetleri ilettik hepsini. Artık bakacağız yani süreçte ne olacak, nasıl ilerleyecek biz de bilmiyoruz. Yani. Ya evet, şu anda yok yani, ortada kendisi yok. Kaç yani, mal sahibi bile bilmiyor nerede olduğunu. Kimse ulaşamıyoruz kendisine. Artık nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Mağduruz yani şu anda. Herkes çok büyük mağdur yani. Fatura ödediniz mi buraya? Geçen ay ödedim. Peki karşılığı çıktı mı? Bilmiyorum hiç. Elektrik mi? Doğalgaz, doğalgaz. Burada mı yatıyor şimdi doğalgazlar? Şey kapalı galiba. Niye kapalı? Kaç değil mi? 2 ay önce devredilen merkezde dolandırıcılık araştırılırken mağdur vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.